nostaljik ürün videoları yapıyorum. Bundan önce trafolu göz lambası ile ilgili bir video çekmiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun birkaç yerde kullanıldığını gördüm. Açıkçası bunun adı ne bilmiyorum. Bu yarı elektriksel, yarı mekanik, böyle garip bir şey. Yol verme ünitesi. Burada bir tane kontaktör var. Kontaktörün bobin gerilimi 380 volt. Kontaktörün çıkışında bir adet termik eleman var. Yapı şu şekilde, 3 tane burada ana kontak var. Bir tane burada yardımcı kontak var. Bu üstünde mekanik bir buton. Yardımcı kontağın üstünde geçmeli bir mekanik buton var burada. Buna bastığınızda siz bu butona bastığınızda şimdi iki türlüsü var bu butonların. Bir olduğu gibi şeyi, bunun adı ne, paleti aşağı doğru ittiriyor. Birincisi bu. İkincisi de buna bastığınızda şurada gözüküyor mu bilmiyorum, hareket ettireyim. Bakın görüyor musunuz? Yardımcı kontağın üzerinden bir köprüleme yapıyor. Şimdi elektriksel bağlantı nasıl? Elektriksel bağlantı, buraya 3 fazı geldik. Bu yardımcı kontağın. Fazlardan bir tanesine, buradaki fazlardan bir tanesine yardımcı kontağa geçiş yapmış. Bu yardımcı kontağın çıkışında, burada yardımcı kontağın çıkışında termik rölenin 95-96'sına gelmiş. Termik röleden çıkmış. Burada kontaktörün A2 ya da A1 bobin ucuna gitmiş. Öbür bobin ucu da gelmiş. Buradan almıştık ya fazın birine. Yandaki faza gelmiş. Yani kontaktör şu şekilde çalışıyor. 380'e bağlantısı şu şekilde. İşte yan taraf yardımcı kontak. Buna bastığım zaman bu karşı tarafa akım geçiriyor. Termik rölenin 95'ine 96'sına giriyor. Bobinin diğer ucuna geliyor. Ve bobin en son çıkıyor. Bir yandaki faza çıkış vermiş. Yani kontaktör bobinini bu ve bunun 95-96 üzerinden, termik röle üzerinden 380 veriyor. Nasıl çalışıyor? Yapı olarak nasıl çalışıyor? Şimdi ben bu yukarıdaki köprüleme butonuna bastığımda yardımcı kontak üzerinden akım geçiyor. 95-96 üzerinden akım geçiyor. A2 ya da A1 diyelim. Geliyor. A1'den de 380'i buluyor. Kontaktör çekiyor. Kontaktör çektiğinde buradaki yardımcı kontağa köprüleme yapmıştım ya, artık bundan elinizi çekseniz de yardımcı kontak çektiği için yardımcı kontak, açık yardımcı kontak bu tarafa çıkışına veriyor. Çıkıştan 95-96 bobin ucundan mühürleme sağlanmış oluyor. Şimdi tamam, bunu çalıştırdık da nasıl durduracağız? Durdurmak üzere içinde yukarıda test kısmı vardır termik rölelerden. Teste basıyor. 95-96'yı açma yaptırıyor ve açma yaptırdığı için de işte kontaktörün enerjisi kesiliyor, buradaki mühürleme de bozuluyor. Şimdi bunu niye yapmış? Bunun üstünde kapağı var. Burada işte on off gibi düşünün, on off gibi çalıştırıyor. İşte butona ihtiyaç yok, yapı küçük, bir ekstra makinenin dibine bağlayabiliyorsun. Ha yine bunda da sizin sigorta girişiniz olması lazım. Burada sadece termik koruma var. Termik koruma aşırı yük koruması yapar. Kısa devre koruması yapmaz. Yine bir sigortayla beslemen lazım. Ama burada şunu söyleyeyim. Ya termik röle dediğiniz şey nazik bir eleman. Ve buradaki sizin test üzerinden açma yaptırmanız buna uzun vadede zarar verecektir. Ve termik rölenin güvenilirliğini bozacaktır. Bu birincisi. İkincisi de bunun üzerinden siz şey yaptığınızda bunun mekaniği çok da hani sağlam bir mekaniğinin olduğunu düşünmüyorum burada. Bu yine iyi. Bir de bunun direkt yukarıdan buradaki nüveye, palete nüveye yapıştıracak şekilde basılanları var. Bastığınız zaman kontaklar yapışıyor. Bu sefer elinizle bastığınız kuvvetle akım karşı tarafa geçiyor. O ara mühürleme yapıyor. Kontaktör daha iyi çekiyor. Burada arka arttırıyorsunuz. Kontak ömrünü kısaltıyorsunuz burada. Bu böyle bir yapı var. Birkaç yerde ben bunu gördüm. Enteresan geldi bana. İsmini bilmiyorum. Eğer videoyu yayınlamadan önce bunun ismini bulabilirsem kapak olarak videonun başına eklerim. Elektromekanik bir ne bileyim yol verici yapı var, termikli kontaktörlü. Ama hani bana söylerseniz güvenilirliği uzun vade çalışmada
etkileyecek noktaları var. Hani tercih eder miyim? Etmişler ki böyle bir ürün çıkmış ama ben tercih etmem. Bunun yerine kontaktörünü, termik rölesini, hatta motor koruma şartıyla birlikte sağlam, düzgün bir yapı kurma taraftarıyım. Şimdi ben bunu 380 vereceğim. Çalışmasına hep beraber bakacağız. 380'i verdim. Diğer faza vermeye gerek yok. Yük bağlamadım. Sadece çalışmasına bakacağız. Şimdi nereden çektiğini görebiliriz. Şöyle yapayım. Ne kadar gözükecek bilmiyorum. Bakın üstten köprülediğimde kontaktörün bobinine enerjiyi sağladım. Tamam, kontaktör çekti. Artık elimi çektim. Bu yardımcı kontak üzerinden mühürle devam ediyor. Bunu durdurabilmem için de termik rölenin şurada reset ucu var. Termik rölenin resetleme ya da test ucu var. Bununla birlikte enerjiyi kesmem lazım. Enteresan bir yapı. Ha, çok fazla görmüyorum artık bunu. Birkaç kere görmüştüm bir yerlerde, makinelerde. Ama böyle bir yapı var. Nostalji videoları kısmına bunu da ilave etmek istedim. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.